Evet arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu. İlk önce tiyatro tarihine genel olarak bakalım. 1840 yılında bir Fransız tarafından Fransızca oyun sahnelendi. Lakin bu bir Türk tiyatrosu değildi. Ama batılı bir tiyatroyla tanışmış olduk. 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın arkasına bir tiyatro binası yapıldı. 1860'ı gösterirken Şinasi şair evlenmesini yayınladı. İki perde yazmayı düşündü ama tek perde oldu. Yayınlandı lakin 49 yıl sonra sahnelendi. Yani epey sonra sahnelendi lakin bu eser batılı anlamda ilk Türk tiyatrosu olarak tarihe geçti. Bir töre komedisiydi ve tazimatla işledi. 1869 yılında Gedikbaşı Osmanlı Tiyatrosu yapıldı ve 1914 yılında Darül Bedai Osmanlı yapıldı. Bunun bir tarafında tiyatro vardı, bizi ilgilendiren bir bölüm. Öbür tarafında Darül Elhan adında müzik yani opera vardı. Bildiğimiz şehir tiyatrosu kuruldu. Pierre Antoine'nin İstanbul'a gelişiyle 1914 yılında kuruldu. Lakin savaş olduğu için ta ilk oyun 1916 yılında Hüseyin Suat'ın Çürük Temel adlı eseri sahnelendi. Ve şöyle bir sadece genel olarak bir hatırlatma yapmak istedim. Peki hocam, genel bir sınıflandırma. Mesela bu sınıflandırmadaki adamları hocam ezberleyelim mi? Hayır. Sadece görmeniz için. Mesela 1. 23-40, 40-60, 60-80, 80 sonrası. 4 ayıracağız. 23-40, 40-60, 60-80, 80 sonrası. 23 ile 40 arasında arkadaşlar önceki dönemlerden tiyatro yazarları vardı. Önceki dönemlerde gördük. Mesela Reşat Nuri Taş Parçası Hülleci gibi, Yakup Kadri'nin Sağanak gibi, Faruk Nafiz'in Canavar Özyurt Akın gibi, Hüseyin Rahmi'nin Kadın Erkekleşince gibi, Halide Edebadıvar'ın Maske ve Ruh gibi, Musayipzade Celal'in Bir Kavuk Devrildi Aynı Ros Kadısı gibi, değil mi? Fermanlı Deli Hazretleri gibi. Bunları zaten daha önceden görmüştük. Bunlar. Ve bu dönemde 23-40 arasında ilk defa tiyatro yazanlar. Nazım Hikmet Kafatası ki biz bunu gördük. Şairlik kimliği daha ağır basar. Vedat Nedim Tör, Hayvan Fikri Yedi, İşsizler Köksüzler. İşte bunu biz tiyatro başlığı altında göreceğiz. O yüzden şimdi ezberlemene gerek yok. Cevdet Kudret Solok, Necip Fazıl'ın Para, Tohum, Namı Diğer Parmak Salih, Siyah Pelerin Adam gibi eserler. Bunlar zaten görüldü. Vedat Nedim Tör'ü de göreceğiz. Yani ezberleyeceğiniz bir durum yok. 1940 ile 1960 yılları arasında tiyatro hareketlendi. Faruk Nafiz, Nais Sırrı Örik, Reşat Nuri ve Necip Fazıl önceki dönemlerdendi. Önceki dönemlerden kişiler tiyatro yazmaya devam ettiler. Yalnız bu dönemde tiyatrocu kimliğiyle göreceğimiz kişiler bunlar olacak işte. Cevat Fehmi Başkurt oyunları yurt dışında ilk sahnelenen adamdır. Haldun Taner, Turgut Özakman, Refik Erduran, Çetin Altan. Göreceğiz bunları. Ve bu dönemde tarihe kayanlar var. Tarih ve mitoloji kökenli olarak eserlerini verenler. Orhan Asena, Ahmet Kutsi Tecer karşımıza çıkacak. Sonra 60 ile 80 arasında tarih, masal karışımı olarak, tarih tiyatroları olarak Turanov Lazoğlu, Güngör Dinmen, Kalyoncu. Mitolojiye kayacak tabii ki bu arkadaş biraz. Absürt tiyatrocu. Epik tiyatroda da karşımıza Haldun Taner geçecek. Hocam bunları görecek miyiz? Tabii ki göreceğiz. 1980 sonrası da darbeden dolayı arkadaşlar tiyatroda vurgun yiyecek ve tiyatro belli bir süre arkadaşlar zayıflayacak. Ve yeni bir tiyatro sanatçısının yetişmesi zorlaşacak. Şimdi bakın, dış etkilerle gelen iki tiyatroyu kısaca bilmenizi istiyorum. Biri absürt tiyatro, biri epik tiyatro. Bak epik tiyatro da dış etkilerle geldi. Sadece kahramanlık olarak algılamayın. Absürt tiyatro, yani saçma, absürt. İkinci Dünya Savaşı'nda insanlar bunaldılar. Ve amacı seyirciyi düşündürmek ve tedirgin etmek amaçlı bir tiyatro çıktı.
Alışılmış düzene tamamen karşıydı. Alışılmış değildi. Onlar arasında bir mantık, bir bağ yoktu. Biraz sonra anlatacağım. Mesela adam işe gitmek istemiyor. Ve bu anda ayak parmakları pıt 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 yorganın üstüne çıkıyor. Gördünüz mü? Ne kadar saçma. Bu var. Ve tamamen yorum açıktır. İşte bu absürt tiyatrodur. Demek ki siz soru kökünde seyirciyi düşündürmek, tedirgin etmek görürseniz absürt tiyatro. Ve burada da Güngör Dilmen, Kalyoncu'yu bilmeniz gerekiyor. Tamam. Epik tiyatro. Marksizm ve Leninizm akımının etkisiyle ve Bertolt Brecht etkisinde girdi. Amaç işsizlik, açlık ve savaşın asıl sebebinin ne olduğuydu. Ve bunun anahtar kelimesi şudur. Sahneye ve topluma, insanlara eleştirel bakma. O zaman burada dikkat ediyorsanız bu aslında bir eleştirel tiyatroydu. Ve bu anlamda Haldun Taner öncüdür ve önemlidir. Hatta Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı ilk epik tiyatro olarak geçecek. Anlaştık mı? Şimdi tiyatro sanatçılarına geçelim. Güngör Dilmen, Kalyoncu. Amerika'da tiyatro eğitimi aldı ve mitoloji ve tarihten etkilenmiştir. Özellikle Yunan mitolojisini göreceğiz. Absürt tiyatronun öncüsüdür. Absürtse mitoloji ise Güngör Dilmen Kalyoncu'dur. Bir, absürt tiyatro bakın. Ayak parmakları. Adam işe gitmek istemiyor. Sabah uyanıyor. İstemsiz bir şekilde ayak parmakları hop yorgan yastığın üstüne pıt 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 çıkıyor. Sonra avcı Karkap. Bak. Karkap. Avladığı Karaca ve Kaplan'dan dolayı bu ismi alıyor. Bak eser. Karaca'nın karı, Kaplan'ın kapı. İşte burada da avcı, av ilişkisi işleniyor. Sonra ünlü bir eseri, Canlı Maymun Lokantası'dır. Amerikalı bir petrol kralı vardır ve bunun eşi vardır. Bir de Çinli şair vardır. Ve burada çaktırmadan Amerika'nın sömürücülüğünü burada bize verir. Ve en ünlü dediğiniz zaman Midas üçlemesi gelir. Midas'ı görürseniz Güngör Dilmen'i gömüyorsunuz. Bitti bak. Midas, Midas, Midas. Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kördüğü. Midas'ın kulaklarında Tanrı Apollon ile Pan yarışacak. Frigya kralı Midas hakim olarak seçilir. Yalnız Pan Midas'ı flütüyle etkiler, yarışı kazanır. Tanrı Apollon da ona gerçek hakimliği gösteremediği için eşek kulakları verir. Bu yüzden Midas'ın kulakları. Yine mitolojik Akat'ın yayı. Deli Dumrul Dede Korkut hikayelerinden ak tanrılar. Burada da İspanyolların Amerika'yı yok etme planı. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın teröre dayalı rejimi. Ben Anadolu. Hocam ben Anadolu ne anlatıyor? Anadolu'daki tanrılar. Ta Kibele'den. Bizans kraliçeleri. Osmanlı. Ta Halide Edip'e kadar kadınlar anlatılır. Arkadaşlar sonra devlet ve insan hakimiyeti, milliye, aş evi. Bak şunun ismi ne güzel. Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını. Bağdat Hatun. Burada da tarihe gidettiğinin kanıtıdır. İlhanlılar ve bu da Bağdat Hatun anlatılır. Absürt tiyatro. Ayak parmakları. Avcı Karkap. Canlı Maymun Lokantası, Midas Üçlemesi, Midas'ın Kulakları, Midas'ın Altınları, Midas'ın Kör Düğümü, Akat'ın Yayı, Deli Dumrul, Ak Tanrılar, Hasan Sabbah, Ben Anadolu, Devlet, İnsan, Hakimiyeti, Milli, Aşevi, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını ve Bağdat Hatun. Hadi bakalım. Güngör Dilmen, Ayak Parmakları, Avcı Karkap, Canlı Maymun Lokantası, Midas Üçlemesi,
Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kördüğümü, Akasın yayı, Deli Dumrul, Ak Tanrılar, Hasan Sabbah, ben Anadolu. Bak, önemli, tamam mı? Devlet ve insan, hakimiyeti milli aşevi, aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını ve Bağdat Hatun. O zaman ilk tiyatro sanatçımızı da burada bitirmiş olduk. O zaman diğer videoda diğer sanatçılarımıza geçelim mi? Bence geçelim. Görüşmek üzere. Esen kalın.